Videomuz sıvılarda genleşme. Şimdi dikdörtgen prizma şeklinde bir cisim var. Kap genleşmiyor ve buharlaşma yok diye kabul ediyoruz. Sıvının hacimce genleşme katsayısı 1 metreküplük sıvının 1 santigrat derece arttırdığımızda hacimdeki artıştır diyebiliyoruz. Sıvıların ayırt edici özelliği olan hacimce genleşme katsayısı skalar bir büyüklük olup A sıvıyla gösterilir. Birimi santigrat derecede 1'dir. Yani 1 bölü santigrat derecedir. Hacimce genleşme miktarı V0'ın yani başlangıç hacmi çarpı AS çarpı delta T'dir. Evet, bir kabımız var. Homojen bir S kesiti olan bir kabımız var. H yüksekliğinde. Burada yükseklik belli. H diye yazılmış. V0 hacimli bir sıvımız var. Sistem ısıtıldığında H üstü yükselme miktarını bulunuz deniyor. Yani şuradaki yükselti miktarına biz H üstü diyoruz. Şu. Yani H'miş daha önce. H üstü kadar yükselmiş ve delta V kadar bir hacim kazanmış. Delta V başlangıç hacim çarpı AS çarpı delta T idi. Peki delta V nedir? S çarpı H üstü delta V'yi oluşturur. Peki V0 nedir? S çarpı H çarpı AS çarpı delta T de V0 oluşturacaktır. Yani V0 yerine S çarpı H yazıyorum. Aynen AS ve delta T de tabii ki aşağı yazılacağı için her iki taraftaki S'lerin sadeleşmesi neticesinde H üstü eşittir H çarpı AS delta T olacak. Dolayısıyla homojen kaplarda H'yi yani yüksekliği S'nin etkilemeyeceği ortada gözükmektedir. Peki sıcaklıkları artarsak 3 tane kabımız var. Birinci kap, ikinci kap ve üçüncü kap. Bunun sıcaklıkları delta T kadar artarsa H1 ve H2'nin yükselme miktarları eşit olacak. H3 de onlardan daha büyük olacaktır. Çünkü neden? Buradaki bu kısımlar da miktarlarda genleşmeye uğrayacağı için H3'ün artış miktarı diğerlerinden yüksek olacaktır. Şimdi diğer bir kaplara gelelim. 1 numaralı kapla 2 numaralı kapların yükseklikleri aynı. Aslında hepsinin yükseklikleri aynı. Ancak yukarı doğru genişleyen, yukarı doğru daralan kaplar. Burada H1 ve H2 eşit olacaktır. H4 ise yukarı doğru daraldığı için diğerlerinden daha fazla yükseltiye sahip olacaktır. Ve H3 de yukarıya doğru genişleyeceği için yükseklik miktarı hepsinden daha az olacaktır. Evet, şimdi bir kabımız var elimizde ve bunu ısıtıyoruz. K ve L noktalarındaki basınç ne olur diye soruluyor. Kabımızı ısıttığımızda tabii ki sıvı genişleyecek. Genişleme neticesinde buradaki K noktasındaki yükseklik, yüzeye olan yükseklik artacak. Ancak buna mukabil, buna karşılık olarak sıvının öz kütlesi azalacağı için PK'da yani K noktasındaki basınç değişikliği meydana gelmeyecektir. L noktasındaki basınç ise artacaktır. Bunu arkadaşlar unutmayalım, önemlidir. Sorularda sık sık karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesidir. Evet, suyun genişlemesine geldik. Su çok önemli bir özelliğe sahip doğada ve canlıların yaşaması, hayatın devam etmesi için su çok önemli bir özelliği barındırıyor. Nedir? Hemen hemen birçok madde, tamamına yakın maddeler ısıtıldıkları zaman genişlerler. Ancak 0 santigrat dereceden su artı 4 santigrat dereceye doğru giderken dikkat edin böyle bir eğri çiziyor. Artı 4 santigrat derecede minimum hacme ulaşıyor. Daha yüksek sıcaklıklarda hacim değeri tekrar artmaya başlıyor. Yani artı 4 santigrat derecede minimum hacme sahip olan suyun yoğunluğu maksimum oluyor. Bu yüzden diğer sıvıların aksine su dipten donmuyor, üst taraftan donuyor. Şimdi suyla ilgili bir örneğe geldik. K ve L noktalarının sıcaklıkları nelerdir diye soruluyor. Hava var ve arada bir buz tabakası var, altında da su var. Okuyalım. Su ile buz bir arada iseler orada sıcaklık kesinlikle 0 santigrat derecedir. K noktası hava ile temasta olduğundan hava sıcaklığı -20 santigrat derecededir. Yani hava sıcaklığı
eksi 20 ise o zaman K da eksi 20 santigrat derecedir diye söyleyebiliriz rahatlıkla.